Olay gece yarısı yaşandı. Buradaki şu an bulunduğumuz boş dükkan içerisine gelen kimliği belirsiz kişiler iddiaya göre buranın güvenlik görevlisini tamamen korkutarak, bıçakla korkutarak buraya girdiler. Ellerine aldıkları balyozlarla buradaki duvarı delen hırsızlar daha sonra yan taraftaki kuyumcu dükkanında soygunu gerçekleştirdi. Gazi ilçesi İlde mahallesindeki AVM içerisinde meydana geldi. Evet, akımda gördüğünüz gibi kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler buradaki boş dükkanın içerisinden burada balyozla buradaki duvarları kırdıktan sonra yan taraftaki kuyumcu dükkanı içerisindeki çelik kasaya ulaştılar. Çelik kasada da burada gördüğünüz gibi kaynak makinesiyle burayı keserek içerisindeki piyasa değeri 1,5 milyon TL'lik altını alarak kayıplara karıştılar. Duran Yılmaz, 1951 doğumluyum. Kaç yıldır sarraflık ediyorsun? 3 senedir bu işi yaparım. Bu iş yeri kaç yıllık efendim? 4 seneye yakın oldu. 4 seneye yakın oldu. Olay ben buradaki güvenlikçi arkadaştan bana telefonla ondan öğrendim. Her zamanki gibi işte dükkanımız namazımı kıldım. Akşam namazını kıldıktan sonra kapattım. Evime gittim. Evde neyse yattık. Sabah namazını ben kıldım. Biraz daha hafif televizyon falan çektim. O zamana kadar buranın görevlisi bana telefon etti. Bizim başkanımız var. Abdullah Bey'le beraber telefon ettiler. Turan Bey korkma da bir hırsızlık olay vardır. Dükkana girmişler. Kasanın altta mı üstte mi mal var? Valla kasada mal var ama yukarıya mı çıkmıyor? Ben iyice anlayamadım. Abi bir gel dediler. Geldim manzarayla karşılaştım. Benim dükkanın, kasamın bulunduğu yerin gördüğünüz gibi arka dükkan boş. Bunu günler önce etüt yapmışlar, dolaşmışlar, iyice öğrenmişler. Efendim simetrik olarak kasanın tam arka kısmının duvarını söküyorlar. Gördüğünüz gibi okşan kaynağıyla ondan da duvarı patlattıktan sonra efendime söyleyeyim kasayı tamamıyla içindeki malı komple boşaltıyorlar. Ne kadar malınız vardı, ürün vardı? Aşağı yukarı muhtelif olarak bilezik, yani 22 ayar, fantazi kilitli, efendime söyleyeyim kolye türü, fantazi gerdanlık, ondan sonra çeyrek altın olan bir hal kolluğum vardı, 10-15 tane kolluğum vardı, 10 tane 15 tane kolluğum vardı. Yani ben malımın hepsini içeride tahmini olarak, biz emniyette de ben ifademi verdim. Tahmini olarak hatta ben buraya geldikten sonra eksikler de var. 1 trilyon 650-700 filan civarında bir malımın gittiğinin tespit edebildik yani aklıma gelenleri. Peki şüphelendiğiniz birileri var mı? Kaç kişi olduğunu konusunda bilgi verdiler mi? Şimdi buradaki görevli sağlıklı bana bir şey söylemiyor. Ha saf temizde bir çocuk. Ben güvenerek biz bunu aldık. Efendime söyleyeyim. Yalnız sağlıklı bir şey söylemedi. İfadeyi değiştiriyor, değiştirmiyor bir şey. Lan oğlum doğruyu söylesin. Burada sen burada görevlisin. Burada duvar patlıyor. Camlar kırılıyor. Efendime söyleyeyim. Kameralar bütün hep yerinde sökülüyor. Sen nasıl? Ben uyudum diyor. Bir diyor komşunun orada cam vardı. O cam kırıldığı zaman diyor. Efendime söyleyeyim. Cam kırıldığı zaman diyor ben uyandım diyor. Bir öyle diyor. Bir de diyor ki bıçağı benim boynuma dayadılar diyor. Beni rehin aldılar diyor. Efendime söyleyeyim. Bir sözü bunu emniyette söylememişti. Sonra da bana söyledi. Arkada söyledi. Bu adam da beni zararsız hale getirdi. Buralar soydaldı gittiler diyor. Çelişkili ifadeler veriyor. Yani. Yani işte sonra da böyle bir şey oluyor. Çelişkili ifade veriyor. Güvenlik kameraları peki çalışıyor muydu o saatte? Var mı kayıtları? Yok onları önceden almış. Önceden oydu. Hırsız girmiş idare binası. Efendime söyleyeyim. Satan bu çocuk oyuncaklar satan bir yer var orayı. Efendim bunların kamera kayıtlarının şeyini alıyor, parçalıyor, içini boşaltıyor, kaldırıp atıyor. Efendime söyleyeyim. Yani dışarıda hiçbir tane kendilerini efendime teşhir edecek bir tane kamera kaydı yok herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Onların hepsini rahat çalışmış yarımsız burada. Yani güvenlikçi var ama rahat çalışmış. İlk başta benim başıma böyle bir olay geldi. Emniyetimiz sağ olsun. Haddinden fazla ilgilendiler. Ha, çalışıyorlar. Bana teselli ettiler. İnşallah bunu bulacağız dedi. Bu bizim namusumuz dediler. Emniyetin çalışmasında hiçbir şüphem yok. Allah'tan sonra ben emniyete güveniyorum.